Danimarka'lı bilim insanları dünyanın atmosferinde insan sağlığına ve küresel iklime tehdit oluşturabilecek yeni bir tür aşırı reaktif madde tespit etti. Araştırmacılar kalp ve solunum hastalıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık problemleri konusunda uyarırken küresel ısınmada etkisi olacağına dikkat çekti. Dünya atmosferinde insan sağlığına ve küresel iklime tehdit oluşturabilecek yeni bir aşırı reaktif madde bulundu. Peroksitlerin atmosferdeki varlığı hali hazırda biliniyordu ve trioksitlerin muhtemelen atmosferde de olduğu tahmin ediliyordu. Ancak bu durum şimdiye kadar hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı. Science dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarları tespit ettikleri spesifik trioksitleri hidrotrioksitler olarak adlandırdı. Bunların tamamen yeni bir kimyasal bileşik sınıfı olduğu belirtildi. Hidrotrioksitlerin iki tür arasındaki reaksiyonda oluştuğu aktarıldı. Diğer taraftan araştırmacılar, laboratuvar deneylerinde oda sıcaklığında ve bir bar hava basıncında çok hassas kütle spektrometreleriyle birleştirilmiş bir serbest jet akış tüpü kullanarak hidrotrioksitlerin izopren ve dimetil sülfür de dahil olmak üzere bilinen ve yaygın olarak yayılan çeşitli maddelerin atmosferin bozulması sırasında oluştuğunu gösterdiler. İzopren atmosfere en sık yayılan organik bileşikler arasında yer alıyor. Birçok bitki ve hayvan tarafından üretiliyor ve polimerleri doğal kauçuğun ana bileşenini oluşturuyor. Çalışma, salınan tüm izoprenin yaklaşık yüzde %1'inin hidrotriyoksitlere dönüştüğünü gösterdi. Ancak araştırmacılar, neredeyse tüm kimyasal bileşiklerin atmosferde hidrotriyoksitler oluşturacağını ve ömürlerinin dakikalardan saatlere kadar değişebileceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Bu durum onları diğer birçok atmosferik bileşikle reaksiyona girecek kadar kararlı hale getiriyor. Öte yandan çalışmanın yazarları hidrotrioksitlerin aerosoller olarak bilinen ve sağlık için tehlike oluşturan ve solunum ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabilecek havadaki küçük partiküllere nüfuz edebileceğini söyledi. Bunların yanı sıra araştırmacılara göre hidrotrioksitlerin ne kadar aerosol üretildiğini etkileme olasılığı da yüksek ve bu da iklim üzerinde bir etkiye sahip.